Pakistan seçimlerinde İmran Han zafer ilan etti. Pakistan Adalet Hareketi, Pakistan Tahriki İnsaf, PTI, lideri İmran Han, dün düzenlenen federal ve eyalet meclis seçimlerinden zaferle çıktıklarını söyledi. Rakipleri ise ciddi boyutta usulsüzlük yapıldığını iddia etti. Pakistan'da Nawaz Sharif'in yolsuzluk suçlamasıyla başbakanlıktan azledilip tutuklanmasının ardından kanlı saldırıların gölgesinde düzenlenen seçimlerde, İbre, eski kriket efsanesi İmran Han'ı gösterdi. Sharif'in partisinin başını çektiği rakiplerinin geniş çaplı seçim yolsuzluğu suçlamalarına karşın, PTI lideri İmran Han, televizyona çıkıp zafer ilan etti. 1992'de Pakistan'a milli kriket takımının kaptanı olarak Dünya Kupası zaferi hediye eden, fırtınalı ilişkileri, olaylı üç evliliğiyle gündemden düşmeyen 65 yaşındaki Han'ın uzun süre siyasette etkisiz kaldıktan sonra neredeyse rakipsiz konuma gelmesi, diğer partilerce, ordu tarafından destekleniyor, istihbarat servisi perde arkasından onun rakiplerine karşı oyunlar çeviriyor, diye değerlendiriliyor. Han ise TV konuşmasında 22 yıl önce siyasete atıldığını hatırlatarak, 22 yıl önce başlattığım ideolojiyi hayata geçirmek üzere iktidara gelmek için Allah bana bu fırsatı tanıdı, dedi. Medine devleti anlayışı, tarihi, seçimi kazandıklarını ve halktan ülkeyi yönetme yetkisini aldıklarını, ama kendilerini çok zor bir görevin beklediğini vurgulayan PTI lideri, tarihte refah devletinin ilk örneği olan Medine devleti anlayışını izlemek istediğini, Pakistan'da herkesin dahil olduğu insani bir sistemi hayata geçirmeyi arzu ettiğini belirtti. Yolsuzlukla mücadele vurgusu Han, yolsuzluk, yoksulluk, cahillik ve işsizliğin en önemli zorluklar olduğunu, hükümetinin, bunların üstesinden gelmek için en iyisini yapacağını söyledi. Başbakanlık konutunda yaşamayacağını, konutu halkın kullanımına açmayı partisiyle tartışacağını dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'la ilişkiler düzelecek. Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'la ilişkileri düzeltme vurgusu yapan PTI lideri, Amerika Birleşik Devletleri ile dengeli ilişki yürüteceklerini, Çin, Suudi Arabistan, İran gibi geleneksel müttefiklerin yanı sıra Afganistan ve Hindistan gibi komşularla bağların güçlendirilmesi için çalışacaklarını, Pakistan'ın Afganistan'da barışın tesisi için elinden gelenin en iyisini yapacağını sıraladı. Afganistan ile açık sınır, hayali Afganistan için, bir gün iki komşunun açık bir sınıra sahip olmasını umuyorum, temennisinde bulunan Han, Hindistan'a da zeytin dalı uzatarak iki ülkenin birbirlerini suçlamaktan kaçınıp Keşmir sorununa çözüm bulmaya çalışmaları gerektiğini belirtti. Pakistan, Hindistan ile ilişkileri normalleştirmeye hazır, Hindistan bir adım atarsa Pakistan iki adım atar, dedi. Yönetimi sırasında kimsenin siyaseten kurban edilmeyeceğini, hukukun üstünlüğünün her şeyin üstünde olacağını vaat eden Han, seçimlerin adil olduğuna inandığını, ama rakip partilerin hile kaygılarının giderileceğini söyledi. Ekonomi konusunda ise, tarihin en ağır ekonomik zorluğuyla karşı karşıyayız, çok büyük ticari ve kara açığımız var, ekonomimiz geriliyor, tüm bunların üstesinden gelmek zorundayız, demekle yetindi. Vekil sayısı 35'ten 119'a çıktı. Daha önce Pakistan Devlet Televizyonu PTV, federal ve eyalet meclis seçimlerinde PTI'nin yarışı açık ara önde götürdüğünü duyurmuştu. PTV'ye göre, muhalefetteki İmran Han'ın partisi PTI'nin 2013 seçimlerinde 35 olan vekil sayısını 119'a yükseltti. Elektronik sistem çöktü ancak resmi sonuçların uzun süre açıklanmaması yüzünden eleştirilerin tırmanması üzerine bu sabaha karşı açıklama yapan Pakistan Seçim Komisyonu, sonuçların toplandığı elektronik sistemin çöktüğünü belirtti.
Rakiplerden ortak itiraz hazırlığı FTI hariç diğer partiler sonuçlara hile karıştırıldığı iddiasıyla ortak itirazda bulunmaya hazırlanıyor. Şerif'in partisi sonuçları tanımıyor. Şerif'in partisi Pakistan Müslüman Ligi Nawaz (PMLN) sonuçları reddettiğini açıkladı. Nawaz Şerif'in kardeşi ve PMLN'nin yeni lideri Şahbaz Şerif, ülkenin tüm bölgelerindeki parti çalışanlarımızdan şikayetler geliyor. Sonuç belgelerini alamıyorlar, oyların sayıldığı yerlerden çıkarılıyorlar ya da içeri hiç alınmıyorlar, bu sonuçları reddediyoruz, dedi. Bhutto'nun partisi DİTİRAZCİ Pakistan Halk Partisi, PPP, lideri Bilawal Bhutto Zardari'de resmi sonuçları hala göremedikleri ve parti üyelerinin oy sayım işlemlerini takip edemediği gerekçesiyle sonuçlara itiraz etti. PTV'ye göre, PMLN geçen seçimlere oranla 100'den fazla kayıpla 61 vekile düştü, PPP 40 vekilde kaldı.